Evet hepinize merhabalar şimdi bugün size e, uzun zamandır bir video koyamıyorum diye sizin daha çok sevdiğiniz tarz bir şey yaptım yani iOS 12'nin 5. ve 6. betasını inceledim öncelikle hem tatilde olmam dolayısıyla hem de diğer videolarımda ve instagramda sürekli sizinle konuşarak bahsettiğim kadarıyla biliyorsunuz ki kendi işlerimle uğraşıyorum dolayısıyla videoyu çok sık koyamıyorum ve bu aralara denk geldim beta 5 ile beta 6'ya şu anda telefonumda o var jailbreak kısmından vazgeçtim mecburen. O yüzden size şimdi bununla ilgili bir video hazırladım. Video iki kısımdan oluşacak. Bir tanesi daha detaylı özellikler ne değişti ne oldu gibisinden. Ve en sonunda da günlük hayatta sizin kullanımınıza nasıl etki ediyor şeklinde olacak. Bu arada daha önceki videolarımda hani etrafa laf eden birkaç kişi olmuş yani çevreye. O da şöyle kendi evimde ve çekim yerimde olmadığım için ama yine de size video ulaştırmaya çalıştığım için bu şekilde bir yerde yapıyorum videoyu. Öncelikle bahsedeceğim ilk özellik şu şekilde denetim merkezinin renkleri koyulaştı. Yani burada 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 gördüğünüz bu şeffaf siyahımsı renkler birazcık daha eski halinden koyu oldu. Bununla birlikte sağ çektiğimizde bu widget kısmında şu borsa yazan yerler değişti. Yani borsanın widgetında arayüz değişikliği oldu. Araçlarında arayüz değişikliği oldu. Artık bu şekilde kullanacağız. Bununla birlikte bir sonraki özellikle fotoğrafların arayüzü değişti. Ama şöyle İlk girdiğiniz zaman bir ilk seferinde size fotoğraflardaki yeniliklerin neler olduğunu anlatan bir arayüz geliyor. Aslında fotoğraflardaki değişik o şekilde değil ama dediğim gibi siz açtığınızda ekrana direkt olarak bir giriş arayüzü değişimi çıkıyor. Bunun dışında albümlerinize baktığınız zaman gördüğünüz gibi şu şekilde ikonlar eklendi. Yani portre, live foto gibi bir sürü çeşitlilik var burada. Albümlerin farklı farklı ikonları oldu ki bu da bende çok güzel bir ayarlama olmuş yani optimizasyon fena olmamış. Apple Müziğe girdiğiniz zaman şarkı sözlerine göre arama kısmı eklendi Apple Müziğe. Yani siz artık herhangi bir şarkıyı hatırladığınız şarkı sözünden yazarak arayabiliyorsunuz ama ben Apple Music kullanmadığım için bu konuda çok yetkin değilim. Hani size bir gösterimini yapamayacağım. Muhtemelen kabul etmeyecektir. Şimdi bahsedeceğim bir sonraki özellik mesajlaşma ve emojilerle ilgili. Buraya örneğin ben köpek ya da dog yazdığım zaman bana burada köpek emojisini tavsiye ediyordu. Şu anda benim de bu düzelmede ama bazılarında beta 6'da bunun düzeldiği söyleniyor. Bir sonraki bahsedeceğim özellik pil sağlığıyla alakalı. Biliyorsunuz ki pil sağlığı bizim pilimizi daha iyi bir şekilde kontrol etmemizi sağlıyor. Ayarlara girdiğimiz zaman pil sağlığında artık beta yazısını görmüyoruz. Yani pil sağlığı artık kendi ve özgün modunda devreye giriyor. Şöyle basıyorum. Bu arada ben Mayıs ayında aldım telefonumu. %97 batarya sağlığım var. Bunu da genellikle soruyorlar. Hani seninkinin batarya sağlığı ne falan diye. Haberiniz olsun. Öncelikle sistem özelliklerini göstermeden önce 6S kullanıcılarına tekrardan söyleyeceğim. 6S'deki performans artışları gerçekten Apple'ın sunumunda söz verildiği gibi telefonu uçuruyor. Şimdi genelde müzik dinlerken falan şuradan göstereceğim size şu AirPlay simgesinde değişiklikler olmuş. Kitaplar uygulamasının bu şekilde bir arayüzü var gördüğünüz gibi size yeni özellikleri anlatıyor. Şimdi duvar kağıtlarına geldiğimiz zaman şöyle duvar kağıdına girelim. Gördüğünüz gibi yeni gelen bir duvar kağıdı var ama bir kere bir bunların sırası değişmiş. Onun dışında yeni gelen duvar kağıdımız var burada ki bu hani beta kaçta geldi bilmiyorum ama 11.4'te kesinlikle yoktu. Ve iOS 11'in birkaç tane veya iOS 10'un sanırım iOS 10'un duvar kağıtları kaldırılmış. Onun dışında Beta 5 ve Beta 6'da batarya performansı gerçekten çok arttı. Ben 11.4'teyken yurt dışına gittim telefonum. Sürekli video çektim, fotoğraf çektim ve şarjım çok çabuk bitti. Hani tamam belli düşüklükler bekliyordum zaten sonuçta multimedya kullanıyorum. Ama şu andaki sürümümle bu kadar çok değişiklik, bu kadar çok eksilik olmuyor bir sonraki bahsedeceğim özellikle hücresel veriyle alakalı bir değişim. Aslında pek bir değişim değil ama yine de bilmek lazım. Şimdi normalde buradaki sistem servisleri yazan şey bizim direktman en üstümüzde bulunuyordu. Ama bu beta ile birlikte ne kadar yer kaplıyorsa artık onun sırasına göre. Ben de Instagram'dan daha az yer kapladığı için onun bir altında bulunmuş oluyor. Sıradaki özellikle podcastlerin ayarları ile ilgili podcast ayarlarına girdiğiniz zaman tam olarak Türkçesini ben de bilmiyorum. Çünkü bir önceki betadaki İngilizcesini biliyorum ama External Control kısmı değişti. Dediğim gibi buradaki ayarlardan birkaç tanesinin ismi değişti. Eğer hani aktif bir podcast kullanıcısıysanız. Bu arada benim her hafta düzenli olarak çıkardığım podcastlerim yakında devam edecek. Şu anda sezon arasındayız. Bununla ilgili haberler için de mutlaka takipte kalın. Artık Safari sadece şifre değil kullanıcı adı da öneriyor size. Şimdi ben telefonumu daha yeni restore ettim. Dolayısıyla onlara sahip olmayabilir ama şu şekilde mesela e-mail adresi kısmına bastığınız zaman aşağıda eskiden sadece size şifre tavsiye ediyordu. Yani şifreniz bu mu diye. Artık kullanıcı adınız da tavsiye edecek sizin için. Bu da yine çok güzel bir özellik bence. Bir sonraki özellik haritalarla ilgili. Harita üzerinden ben herhangi bir lokasyonu kopyalarsam eğer Siri bana otomatik olarak bu lokasyonun aramak için burada telefon numarasını çıkarıyor. Şimdi ben de Siri ayarları şarjım daha iyi olsun diye bu tarz şeylere kapalı olduğu için gözükmedi. Ancak sizin telefonlarınızda eğer siz panonuza herhangi bir mekanın adresini kopyalarsanız o zaman aramanız için telefon numarası Siri'de önerilenlerde gözükecektir. Bununla birlikte Twitter'dan yine Guillermo mu bir tane adam vardı. Ben daha önce de bahsetmiştim size. Burada Yine geçen senenin telefonlarının iPhone X'in falan iPhone 10'un bulunduğu gibi yazılımsal açıklardan iPad Pro'nun yeni gelecek olan iPhone'ların ve bu tarz yeni modellerin Apple Watch gibi beta sürümü üzerinden modelleri sızdırıldı yine. Bunlarla ilgili de Instagram sayfamda zaten her gün paylaşım yapıyorum. Bununla birlikte de ayrıyeten bir video isterseniz mutlaka aşağıya yazın. Güncellemeye baktığımız zaman da ben e, direkt olarak SS'ini bulamadım çünkü ben restore ederek yani sıfırdan 3.5 GB'lık bir dosyayla yükledim ama 12 beta 6 450 MB 500 MB arasında değişiyor. Hani bu 600'e falan da çıkabilir telefondan telefona değişir. Benchmark skorları olarak beta 4'ten pek farklı değil. Yani kağıt üzerinde aslında rakamsal veriler olarak Beta 4 ile beta 6 arasında pek bir fark yok. Bu arada ben 11.4.1'in betasından henüz daha yeni geçtim buraya. Ve gerçekten bu sürüm iOS 11'den iPhone X adına konuşuyorum. iPhone 10 adına konuşuyorum. Çok daha iyi. Bununla birlikte şimdi gelelim size nasıl etki edecek. Öncelikle iPhone 6s kullanıcısıysanız ve iOS 12 beta profilini kullanıyorsanız herhangi bir tanesini mutlaka sonuncuya güncelleyin. Çünkü gerçekten 6S'ten alınan yorumlar ve benim kuzenimin telefonu da 6S, onu da güncelledik. İnanılmaz. Yani faydasını illaki göreceksinizdir. Bununla birlikte iOS 12 beta programına katılmanızı ben çok tavsiye etmiyorum. Hele günlük cihaz olarak kullanmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Ben bile sürekli şehir dışına gittiğim için bu ara bir beta sürümüyle gezmiyordum yanımda. Çünkü korkuyordum yani sıkıntı olacak diye. O yüzden sadece deney amaçlı olarak kullanıp ne yaptığınızı biliyorsanız beta sürümüne geçebilirsiniz. Dediğim gibi bunun dışında çok kurcalamayın. Ama bu sürüm hız olarak, performans olarak, stabilite olarak gerçekten final sürümüne birazcık daha yaklaşmış bir iOS 12 ifade ediyor. O yüzden bu konuda içiniz rahat olsun. Eğer bu sürümü güncellemek istiyorsanız ve iOS 12'deyseniz sizi tutacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarım birazcık daha farklı olacak bir süre. Bu da nedir? Tabii ki bu tarz videolara devam edeceğim ama... Bundan sonrakiler daha çok YouTube'da alınması gereken ekipmanlar ve YouTube'da nasıl büyülür, nasıl bir strateji edinmek gerekir gibi videolar olacak. Bununla ilgili gerekli anketleri yaptım ve gördüm ki siz de istiyorsunuz o yüzden bunlarla da ilgili sorunuz ve tavsiyeniz varsa aşağıya mutlaka yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.